Evet, ikinci fragmanın daha dumanı tutarken bir anda ortaya TV spotlar çıkmaya başladı. İkinci fragmanın dişimizin kavuğuna yetmediğini, üçüncüsünün gelmesinin gerektiğini söylemiştik. Fakat böyle kafamıza atarcasına ardı ardına TV spotlar beklemiyorduk. Evet, sayıları fazla ama aynı şeyi evirip çevirmişler gibi. Ki Peter'ın bile öğrendiği şu çoklu evren muhabbetinde 3 Spider-Man'den hala tam olarak resmi bir paylaşım göremedik. O yüzden bu görüntülerdeki detaylara dalıp da sizin gereksiz yere kafanızı ütülemeyelim. Bunun yerine 3 Spider-Man dedikoduları gibi bir anda ortaya atılan Venom'la alakalı yeni söylentiler var. Yani Spider-Man No Way Home filminde olacağı muhabbetlerinden falan bahsetmiyoruz. Bildiğin nasıl bir şekilde olayın içerisinde olacağından falan konuşuluyor. Ve eğer söylenenler doğruysa bir Venom hayranı olarak beni biraz heyecanlandırdı diyebilirim. Neyse, fazla da uzatmadan sizi bir abone ol tuşunu şamarlamaya davet edeyim. Sonrasında yeni çıkan bu haberleri birlikte bir inceleyelim. Tabi hazır el atmışken yorum atmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Ekstra olarak videonun sonunda 3 Spidey ile ilgili ufak da bir görüşümüz olacak, haberiniz olsun. Evet, Spider-Man No Way Home'un vizyon tarihi yaklaştıkça garip grup bir şekilde ortaya atılan birçok haber de karşımıza çıkıyor. Hepsinin videosunu yapmaya kalksak yeter artık diye isyan bile edebilirsiniz, o derece. Ama Venom'la alakalı konuşulanları şöyle bir özel olarak incelemek istedik. Bildiğiniz gibi Venom 2'nin after credit sahnesinde ölümcül koruyucu lakaplı kankalarımız Tom Holland'ın Peter Parker olduğu evrene bodoslamasına dalıyordu. Ya bu arada Venom 2 filmi çok rezalet değil miydi ya? Yani tamam, bu konuyla alakalı birçok inceleme yapıp sistemimizi yapmıştık ama tekrar bir içimi dökesim geldi. Yani bu kadar sevilen karakterlerin içerisinde olan bir filmi neden oldu bittiye getirir gibi kısacık yaptılar, hiç anlam veremedik doğrusu. Resmen film başladı ve bitti. Kimse ne izlediğini bile tam olarak anlayamadı. Neyse, biz asıl olayımıza dönelim. Çıkan söylentilere göre kankalarımız ayrılıyor. Nasıl derseniz Eddie kendi evrenine geri dönüyor fakat Venom kalıyor ve sonrasında Venom Tom Holland'ın Peter Parker ile birleşmek için ona tuzak kurduğunu falan söylüyorlar. O ekrana dil atmasından Spidey'e nasıl iştahlı olduğunu da anlamıştık zaten. Tabi bu söylenenler doğruysa da içerisinde bu kadar kaosun olduğu bir filmin merkezinde olacağını düşünmüyoruz. Yoksa yine Spider-Man 3'teki gibi izlerken kafamızı patatese çevirebilirler. Olsa olsa after credit sahnesinde böyle bir şeyi görebiliriz. Ki şöyle bir kafada canlandırınca insanı bir heyecanlandırmıyor da değil. Önümüzdeki yapımlar için çok güzel bir altyapı olur. Yani boşuna Venom 2'nin after credit sahnesinde böyle bir olayı bizlere gösterdiklerini de düşünmüyorum. Spider-Man No Way Home filminin içerisinde, köşesinde, berisinde, yani elbet bir yerlerinde ufak da olsa Venom'a yer vereceklerdir. Ki Sony ile Marvel'ın birleşmesinden payını Venom da alsın. Şimdi çizgi romanları açınca Sinister Six'in içerisinde Venom'un olduğunu görüyoruz. Fakat fragmanlarda gördüğümüz gibi evrenlerin birbirine girmesinden dolayı zaten Sinister tarafı çok güçlü. Mesela 3 Spidey'den iz yok diyoruz ama abi karşı tarafta Elektro var bir kere. Yani bu ne yaman çelişki. Ne alaka diye düşünenler için konuyu bir açalım dostlar. Elektrikten etkilenmeyen tek Spidey Toby. Tabi kuralları değiştirmezlerse. Diğer Sinister'ı geçtim. Elektro'nun bu yeni hali zaten Tom'la kafa kafaya rekabete girmesine yeter. Yani resmen bu fotodaki gibi bir durumun içerisine soktular bizi. Neyse, son olarak Tom Holland'ın ikinci fragmanı izlerken çekilmiş olan reaksiyon videosundaki şu sahnede tam diğer Spidey'leri görecekken suratının bir anda turşuya dönmesinden de Sony ile Marvel'ın ortaklaşa bu konuda naz yapmaya devam ettiğini anlamıştık. Evet dostlar, bu ve benzeri içerikler için abone olmayı ve istediğiniz konuları yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.